Evet arkadaşlar, reading prime money. Evet, suç ve para arkadaşlar. Thieves steal giant gold coin. Evet, hırsızlar neyi çalarlar arkadaşlar? Devasa altın madeni parayı. Evet, şimdi arkadaşlar bunu ben okumayacağım. İlk önce yine orijinal kaynağından bir duymanızı istiyorum. British aksanıyla arkadaşlar. Burada iki tür okuma yapılıyor. Bir Amerikan aksanı ve British aksanı. Ama Amerikan aksanı robotik oluyor. O yüzden ben British aksanı seçiyorum. Burada öyle yapıyorum bunu. Size de bir kez dinletip ondan sonra da çeviriye geçelim arkadaşlar. Coins are a kind of money that are made from metal. You probably have a few of them right now, in your pocket or purse. Usually, they are small and you can't buy very much with them. The Canadian coin, called the Big Maple Leaf, in the above picture, however, is very large. It is 53 centimeters, 21 inches, wide and weighs about 100 kilograms, 221 pounds. You can also buy a lot with it because it is made from pure gold. It is a $1 million coin that was made in 2007. On March 27, 2017, thieves stole the coin from a museum in Germany. The coin was stolen last night. It's gone, said Marcus Farr, who works at the museum. How did the thieves steal the gold coin? They waited until the museum was closed, and then they used a ladder and broke a window at the back of the museum to get inside. There were security guards at the museum, but the thieves were still able to steal the coin that was inside a glass box. A few months later, in July, German police found and caught the four people who stole the coin. They were all between the ages of 18 and 20 years old. However, they did not find the coin. Evet arkadaşlar, bu seslendirmenin arkasından biz de ne yapabiliriz? Çevirimize başlayabiliriz. Evet arkadaşlar. Coins. Evet. Coins arkadaşlar madeni bozuk paralar. Coins are a kind of money that are made from metal. Bozuk paralar, madeni paralar bir tür paradır diyor. Bir tür paradır. Paralardır. Paradır. That. Nasıl? Are made from metal. Metalden yapılan bir tür paradır arkadaşlar. Evet. Madeni para metalden yapılan bir tür paradır diyor arkadaşlar. Evet. Burada tabii pasif oluyor değil mi? Emizar ve fiilin üçüncü hali ne oluyor? Bunu pasifleştiriyor. Yapılan edilen oluyor. Yapan eden değil de yapılan eden oluyor. You probably have a few of them right now. Muhtemelen onlardan sizde birkaç tane var diyor. You have a few of them. Onlardan sizde birkaç tane var şu anda. Right now, şu anda, hali hazırda, şu anda sizde onlardan birkaç tane var. A few of them, birkaç tane onlardan. In your pocket, nerenizde? Cebinizde veya pocket, yani cebinizde veya purse, cüzdanınızda. Usually, genellikle, they are small and you can't buy very much with them. Genellikle, they are small, onlar küçük ve you can't buy very much with them. Genellikle onlar küçüktür. Yani burada şöyle yani limit olarak aslında para limiti olarak bahsediyor. Yani ebatlarından şimdi ebatlarından da bahsediyor diyebiliriz ama daha çok burada ifade ettikleri değerden bahsediyor small derken az küçük. You can't buy very much them. Çünkü bir sonraki cümleden anlıyoruz. Diyor ki yani onlarla çok fazla bir şey satın alamazsınız. You can't buy very much. Pek fazla satın alamazsınız onlarla. Pek fazla bir şey satın alamazsınız oluyor. Canadian coin, Kanadalı bu bozuk para, yani bu demir para, called the Big Maple Leaf. Ne olarak sesleniliyormuş arkadaşlar diye ifade ediliyormuş. Call it the Big Maple Leaf. Şimdi arkadaşlar big zaten büyük. Maple akça ağaç demek, leaf de yaprak demek. Şimdi Big Maple Leaf büyük akça ağaç yaprağı olarak geçiyor. Ama bu aynı zamanda arkadaşlar mesela Maple Leaf nedir normalde? Kanada'nın akça ağaç yaprağı hani Kanada'nın resmi bir amblemidir. O yüzden bu da bir özel isim gibi olduğu için böyle büyük yazılmış. In the above picture yukarıdaki resimde above picture, yukarıdaki resimde however, ancak, lakin is very large, çok büyük. It is 53 centimeters. O 53 santimetre, yani 21 inçi tekabül ediyormuş. Genişliği ve genişliği wide, bu kadar geniş diyor ve ağırlığı bu kadar geliyormuş. Şu kadar ağırlık yapmak, şu kadar ağır gelmek anlamında weight. About, aşağı yukarı 100 kilograms. 100 kilo ağırlığındaymış arkadaşlar, değil mi? Yani burada 221 pounds olarak söylüyor. Ağırlık birimi o 100 kilogramın karşılığı. You can also, bir de ne yapabilirmişiz? Buy a lot of it because it is made from pure gold. You can also buy a lot with it. Onunla çok şey satın alabilir misiniz o yukarıdaki parayla arkadaşlar? Neden? Çünkü it is made from pure gold. Çünkü saf altından yapılmış. Yapılmak, değil mi? Pasifleşti it. Yani o altın külçeden bahsediyor. Altın maden paradan bahsediyor devasa. Pure, saf, temiz anlamında. Hem insan için kullanılır hem de madde için de kullanılır. Pure gold. Daha çok böyle maddeler için saf, temiz anlamında kullanılıyor. It is a $1 million, 1 milyon dolarlık neymiş? Bozuk madeni paraymış. Demir paraymış. That was made in 2007. 2007'de yapılan 1 milyon dolarlık bir maden paraymış arkadaşlar. 1 milyon dolarlık bir maden para. On March 27th. Burada nuncu yapıyoruz, yani büyük koyuyoruz arkadaşlar. Mart'ın 27'sinde 2017'de thieves, hırsızlar ne yapmış? Steal, stole, ikinci halini kullanmış çaldıkları için ve geçmiş zamanda olup bittiği için past simple yapmış. Stole, ne çalmış? The coin from a museum in Germany. Almanya'da bir müzeden çalmışlar bunu arkadaşlar. The coin was stolen last night. Haberde böyle geçiyor. It has gone, said Marcus Farr. Evet, Marcus Farr diye bir eleman arkadaşlar ne yapmış? The coin was stolen. Madeni bozuk para geçen gece çalındı. Was stolen, pasifleşti, emizar ve fiilin üçüncü hali çalındı. It has gone. Ve artık yok oldu, gitti yani. Kayboldu, gitti. It has gone. Present perfect. Said Marcus. Evet, who works at museum? Müzede çalışan kişi demek arkadaşlar. Bu eleman. How did the thieves steal the gold coin? Hırsızlar altın maden parayı nasıl çaldı? How did the thieves steal? Şimdi dip'le soru sorduğumuz için past simple'da fiili yalın yaptık. They waited until the museum was closed. Beklemişler until kadar. Nereye kadar? The museum was closed. Müze kapanıncaya kadar beklemişler. Kadar. Ne kadar? Müze kapanıncaya kadar. Bakın ne kadar güzel bir cümle arkadaşlar. Keşke bununla farklı farklı örneklerde çalışsak. And then ve sonradan they used ladder. Sonradan bir merdiven kullanmışlar. And broke a window at the back of the museum. Müzenin arkasında bir pencere kırmışlar. Neden? To get inside. İçeri girmek için. To go inside de olur. Ama to get inside içeri var. Get çok elastik biliyorsunuz. A window at the back of the museum. And broke a window at the back of the museum. Müzenin arkasında bir pencere kırdılar. Ne için? To get inside. For demiyorsunuz burada. Bakın for to get değil yani. To get inside. İçeri girmek için anlamını bu veriyor. There were security guards. Evet. Güvenlik görevlileri vardı müzede. At the museum. Fakat the thieves were still able to steal the coin that was inside the glass box. Fakat hırsızlar were still able to steal. Fakat muvaffak olabildiler. Çalmaya muvaffak olabildiler. Hırsızlar çalmaya muvaffak olabildiler. Neyi? Demir madeni parayı. Hangi demir madeni parayı? Bir cam kutunun içerisindeki madeni parayı. Ve burada still able to steal. Mesela burada can yapabilmek, could steal de diyebilirdi. Çalabildiler falan ama can ve could, mesela could'da geçmiş zaman halidir. Able to da yapabilmek, edebilmek. To be fiiliyle kullanılır ve farklı zaman kalıplarında da kullanılabilir. Burada farklı şu, neden able to kullanılıyor can could yerine? O da yapabilmek, edebilmek. Mesela can'in geçmiş zaman hali could still yürütebilirdi ama can'le, could'la able to kıyaslandığında arkadaşlar genelde bir yapılabilirlik, edilebilirlik anlamını can could verirken spesifik bir olay için able to kullanılıyor. Burada da hırsızlığı, adamlar mesleğe tamam olabilir ama her akşam gidip madeni parayı çalamadıkları için bir anlık, bir seferliğe istisnai bir olay olduğu için, yapabildikleri bir olay olduğu için able to yeterlilik, yapılabilir halini kullanmış. Yapabildi, yapabildi, edebildiler. A few months later, birkaç ay sonra, in July, evet arkadaşlar, Temmuz'da German police found and cuffed the four people who stole the coin. Alman polisi bulup ve yakalamış, catch, yakalamak, cuff, yakaladı, find, found, catch, cuff, at the four people who stole the demir madeni parayı çalan 4 kişiyi yakalamış. Demir madeni parayı çalan 4 kişi demek arkadaşlar bu. They were all between the age of 18 and 20 years old. Onların hepsi 18 ile 20 yaş arasındaymış. They were all, hepsi, tamamı, between. Evet. However, ancak lakin, they did not find the coin. Fakat polisler, yani they derken onu diyor, madeni parayı bulamadılar diyor. Hoppa. Evet arkadaşlar, enteresan bir, güzel bir parça daha. All Things Topics sitesine ve Robert, yani hocamıza da teşekkür ediyoruz buradan paylaşımları, izinleri, müsaadeleri için. Sizin faydanıza sunuluyor bu. O, kendisi de bunu zaten sitesinde de artık benim bu videoları yayınlıyor yer yer. Şimdi bir dahaki hafta sorulara geçeceğiz. Siz bunu aslında benim bu söylediğim İngilizce mesela en güzeli, en sağlam arkadaşlar. Ben böyle çeviriyorum ya bunu. Bunun İngilizcesini yazın. Her bir cümle altına da, arkasına da Türkçesini vesaire çalışın. Kelimeleri değişin. Bunlarla ilgili de yine soru gelir size. Sorulara da dikkat edin.